Efendim karlama defterinin bugünkü konu Bilen Işıktaş, ut sanatçısı, müzikolog ve doçent. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim ben sizi ilk Tam Pınar'ın İstanbul Müze ve Edebiyat Kütüphanesi olan yerde dinledim. Gönül paçacı bir konser veriyordu. Siz de orada çalmıştınız, orada konuştuk. Sonra da bana kitabınızı ulaştırdılar. Şimdi iyi bir ut sanatçısınız, iyi bir virtüöz derecesinde icracısınız. Ama bunun dışında da müzik üzerine incelemeniz var. Bu incelemelerin bir özelliği var. Yani sadece müziğin sınırları içinde kalmıyorsunuz. İşte felsefe var, Frankfurt okulu var, çok büyük inceleme var. Nasıl başladınız bu inceleme duygusuna ve nasıl çalışırsınız? Açıkçası burada konservatuar döneminde ut icrasına çok yöneldik. Siz UD'da istemiyormuşsunuz, babanız göndermiş yani sizi. Oraya kadar incelemişsiniz. Evet. <laughs> Sağ olun. Utla geçen, müzikle geçen bir serüven konservatuar öğrencilik yıllarında. E, tabii bu müziksel dünyayı aramak sadece melodik ve melodilerin zenginleştirdiği motiflerle taksimlerde, saz ya da peşrevlerde sınırlı kalmadığını gördüm. Yüksek lisans tezini yaparken Şerif Muhittin Targa'nın 6 e, tane ut taksiminin transkripsiyonunu yaptım ve onları kompozisyon açısından incelemiştim. Ben Şerif Muhittin'i kendisiyle tanıştım ve birçok parçasını dinledim. Onunla belirteyim. O zaman benden önce lütfen bunları siz anlatın. Çok <laughs> rica ederim. Çünkü kaçırılmayacak fırsatlar ve hazineler bunlar. Ee, tabii yüksek lisansta müzikal serüvene devam ettim. Bu aslında müzikolojinin sistematiksel müzikoloji olarak adlandırılan daha müzik eğiliminin içerisinde olduğu bir disiplinle o yüksek lisans tezini yapmıştım. Aynı zamanda sağ ve sol el tekniğini de anlatmıştım. Tabii akabinde. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı müzikoloji ve müzik teorisi doktora programının ders içeriğinin zenginliği aslında bu inceleme ve araştırma eğilimimi biraz daha ortaya çıkartan sürecin e, başları diyebilirim. Çünkü e, ailem de e, eğitim düzeyi yüksek ve e, gerçekten de kitaba önem veren bir aile. Onu söyleyeyim özellikle babam Bahattin Işıktaş. E, burada edinmiş olduğum birçok bilgi deposu Sadece yerinde Herhalde zamanında. icracı da olmak isteyen, burada ilerlemek isteyen biriydi. Size havale etti böyle bir şey. Yani ziyetçiydi. <laughs> <laughs> ya sağ olsun imkanlarını sundu. Evde de hazır bir ut vardı. Tabii o tanışıklığım da biraz daha sonra oldu ama. E, yüksek lisans serüveninin açıkçası yine müzikle iç çeliği, sonrasındaki doktora derslerinin disiplinler arası zenginliğiyle birlikte tanıştığım ve o dönemdeki hocalarımın e, beni yönlendirmesi açıkçası e, hem müzik bilimi Yok orada vefa gösteriyorsunuz. Adlarını anıyorsunuz. Her daim yani, bu gerçekten Evet. E, ben yani, öyle şeylere çok dikkat ederim. Vefa duygusuna. Bu duygunun gerçekten de biz e, biraz önce zikrettiğim gibi e, eğitim odaklı bir ailenin içerisinde ama sosyokültürel değerlerine de bağlı bir aile hayatını yaşadık. Bu da e, emeğin en yüce değer olduğu söylemiyle birlikte her aldığım bilginin ee, ve bu tarihsel kazıya yola çıkışlarımın e, bir birlikteliği oluyordu. Müzik sosyolojisi dersini aldım mesela. Profesör Doktor Ali Ergur'dan. O bambaşka bir dünya verdi. Çünkü müziğin arka planında e, yatan çok neden var. Biz bunun müziğin içerisindekiler bazen ekonomik nedenlerini sosyo-kültürel nedenlerini Burada bir Hı -hı. parantez içine süreyim. şimdi, şimdi ailenizde meraklı şimdi. Eşiniz? O ev hanımı ee, yani yurt dışından şey, geldi o. biliyorum ee, okudum okudum. Size <laughs> çocuk var. <laughs> evet. Onun için sizin gibi müzisyen olmasına şartlar müsait değil. Öyle bir Yani açıkçası destek. Ama sizi destekliyorlar. Evet evet. Büyük teşekkürler olsunlar. ediyorsunuz herkese. <laughs> ee, sizi yani... serbest bıraktıkları için. ayrı aile serbest bırakmaz. <laughs> açıkçası ...müzik içerisinde olan çocukların aileleri belli bir dönem beklerler. Acaba bırakır mı, vazgeçer mi, bir heves mi? Bizimkiler sağ olsun o desteklerini... Evet, kestiğim cümleye başlayabiliriz. Estağfurullah. Ara verdiniz. Hep Buyurun. gösterdiler. Bu derslerin ışığında da başka bir yönde bakış gelişti. Arkasından... Profesör Doktor Nilgün sözün müzik tarih kaynaklarını inceleme biçimlerinde ve İstanbul Üniversitesi'nden keza yine Osmanlı Tarihi Profesörü Profesör Doktor Namık Sinaturan hocamın ve abimin de destekleriyle bakış açımın genişliği gerçekten bu icracılığı etkiliyor değil mi? Ne diyorsunuz? Etkiler, etkiler. Ama bunun da bir diyeti var. Yani İstanbul'da birçok toplulukta ut sanatçısı olarak görev yapmaktayım ve belli bir çizgiye geldiyseniz yani o formu en azından korumak zorundasınız çünkü arz ve talep ilişkisi malumunuz her koşul o performansı her dönem sergilemek durumundayım öğrencilerime karşı ve seyirciler ve içinde bulunduğum müzik gruplarına karşı. Sizi karşıyım. geçen akşamda dinleyecektim, ödül aldım. Forumda çalacakmıştınız o akşam siz. Doğrudur, çaldık. Ama ne yazık ki TRT'de bir ödül vereceğim için sizi dinleyemedim o akşam. Ödül aldım, çıktım, gittim. Üzüldüm doğrusu dinleyemediğim için. Başka bir evet. sefer inşallah. İnşallah. Ee, bunun diyetinden bahsediyordum. Yani kütüphane ve arşivlerde uzun günlerim oldu. Nasıl çalışıyorsun diye gerçekten soruyor hem akademik akademisyen arkadaşlarım hem de sanatçı arkadaşlarım. Bu diyet ya özel yaşamı dengelemektir ya birazcık çocuklardan feragattir. Ee, onun dışında uykudan çalmaktır. Farklı bir çözüm yolu şu anda ben görmedim. Çünkü e, içinde bulunduğumuz evrende e, nesnelerle donatılmış e, ve uyaranların çok fazla olduğu bir zaman dilimindeyiz. Haliyle de odamızı... E, bir noktada toplamak gerçekten çok güç. Odaklanma çok zor bir şey. Çünkü internet var, sosyal medya var, sinema var, bir sürü baştan çıkarıcı şey var. Onun için gerçekten odaklanma için çok zahmet ediyoruz. Evet ve bu zahmetlerle birlikte avantajlı olan kısımlarını da açıkçası kullanmaya çalışıyorum. Çünkü üniversiteden yurt dışındaki bazı kaynaklara uğraşabilme imkanlarımız var. Makalleri indirebiliyoruz. Tabii. E, yani şu anda gitmeden New York'taki ya da İngiltere'deki üniversitelerin Doğru, e, veri tabanlarından yararlanıyoruz büyük elektronik bilim. olarak. Büyük. Bu gerçekten e, bizler için ya da bazı gazetelere ulaşmak gerçekten e, büyük nimet. E, ama kitabın serüveninde de e, bayağı internet e, ihtiyacı gördü açıkçası. Şüphesiz. Zaten öyle bir şey. Hep yani o yurtta falan bazı parçaları dinliyoruz. Yahu aslında Long şeyden daha iyi de diyoruz. İki tereddüt halimizde var. Biz tabii bura buraya geldik, de dinleyimini söyledik ama daha kitabın adını anmadık. Evet. Giriş yapmış olduk. Peygamberin dahi torunu Şerif Muhittin Targan modernleşme, bireyselleşme virtüözite. Bu kitap da yakında Türkiye Yazarlar Birliği'nin biyografik ödülünü aldı. Doğru efendim. Onun için de kutluyorum sizi Çok ayrıca. Çok sağ olun. Çok teşekkür o şeydir. ederim. Peki bu kitapta siz üyesisiniz. Öğrencilerinizin Türk müziğine ilgisi ne? Bunun sarkan tabii oraya gelmiş ilgisi var ama herkes de isteyerek de arzu ederek de gelmeyebilir ya da geldikten sonra istemeyebilir. Nasıl? İçinden böyle büyük yetenekler var mı? Açıkçası ee, sadece bunu müzik alanında yanıtlamak isterim ama birçok disiplinden de hoca arkadaşlarla da beraberim. Ee, yani ortak bir e, kültürel bir e, nasıl söyleyeyim? E, bir zeminle ilgili ama. bir uzaklaşma var. Ee, yani bir arayış var bunu söyleyebilirim. Ama arayışı organize edecek kanalları öğrencilerin bulması için biraz zamanlara ihtiyacı var. Çünkü e, isteyerek geliyor evet. Ama Sonrası daha düşündürücü olmaya başlıyor girdikten sonra. Çünkü konservatuara girenlerin, evet icracı kimliğiyle ya da müzikoloji öğrencilerinin daha sonraki yazın hayatına girme idealleri var bu doğru. Ama lisanstan sonra akademide kalmayacaklar için istihdam sağlayıcı seçeneklerin e, yeteri düzeyde olmayışı. Çünkü çok üniversite var, çok bölüm ve mezuniyet var. E, haliyle de e, okur yazar oranının yani üniversite bazında bu olabilir ama gerçekten okur olarak kitapla ne kadar haşır neşir olduğu e yazma isteği olarak bu soru işaretlerini içinde barındırıyor. Tabii ümidim yok değil, yani genç jenerasyondayım ben de öğrencilerimle de aramızda biraz yaş farkı oluyor ama heveskar olduklarını, arzu ettiklerini görüyorum. Sadece İstanbul yaşamı içerisinde söyleyebilirim. O uyaranlar ya da engeller, trafik gibi gün içerisinde kimi aksaklıklar, yani şartların da elverişsizliği. E, çünkü konser oluyor. E, Avrupa yakasındaysanız, e, Anadolu yakasının çok uzak bir yerindeki konser salonuna gitmek isterseniz tabii ki gidersiniz. Ama iki saate varan bir yolculuğu, öğrenci Ay, dönüşünü de ya. koyacaksınız ve ertesi günü sınav ya da bitirmek isti gereken ödev varsa, bunlarla birlikte e, ama yerini bulacaklarına inanıyorum. Çünkü gördüğüm bir kitle var. Gerçekten Türk müziğine şu anda onlar birbirini buluyor şu anda. Peki seçimde icracılığı ya da müzik yazarının müzikolojiyi tercih böyle bir ayrım var mı? Ee, müzikoloji bölümünün tabii ki ders programlarının yoğunluğu saz üzerine pek olmuyor. Ama çalgı bölümlerinin e, haliyle de e, ben e, temeller mezunuyum ve ses eğitimi de okudum İTÜ'de. Ee, orada bir taraftan armoni dersinden, kompozisyon dersinden çıkıp arkasından saz dersine giriyorduk. Saz dersi bittikten sonra Türk müziği dersine giriyorduk. Yani bunların hepsi sazı aslında destekleyen bir programdı. Böylece biz hep saz çalışmış oluyorduk ders aralarında. Çünkü Türk müziğinden geçtiğiniz bir makamın seyrini yapmadan önce ufak bir taksimini yapayım diyorsunuz. Türk müziği dersinin içindesiniz. Dereceler arasında, sesler arasındaki organizasyona bakayım diyorsunuz. Bu sefer armoni dersinin içerisindesiniz. Ee, bir şeyler yazmaya çalışayım derseniz de kompozisyon dersinde öğrendiğiniz bilgiyi bu sefer de eyleme döküyorsunuz. Haliyle de e, böyle bir e, disipline olabilme imkanlı öğrenciler var. E, evet, taşıyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey: birçok üniversite var, birçok alanda yetişiyorlar çıktıktan sonra biraz iş bulma zor değil mi? Bu konu evet. Yani sadece devlet mi alıyor bunları konusu kim bir herkes akademisyen olmuyor. Herkese belli bir devlete girmiyor. Ne yapıyorlar? Tabi burada iki taraflı bakmak lazım. Yani öğrenci öğrenciliği sırasında artık çünkü modern dünyanın şartları içerisinde yaşıyorsanız kalifikasyonunuzu birkaç kademe yukarıda tutacaksınız. Bu nedir? Yabancı dildir. Evet. Bu nedir? E, biyografinizin içerisine bilimle, müzikle ve sanatla dolu geçirdiğiniz 4 sene ya da Doğru. içinde yüksekse Doğru. bunların totalinde aslında karşılaşacağınız sonrasındaki süreçte eğer dolluk oranınız artıyorsa bir şekilde istihdam oluyor. Bunu sadece üniversitelerden de beklememek lazım. Aynen. Ya da devlet kurumlarından e, ya da e, vakıflardan. Bu karşılıklı. Öğrenci ne kadar kendini yetiştirebiliyor biliyor. Ha buralarda iş bulamadığı süresince ne yapabilir? Ee, i̇mkanlar gerçekten çok fazla. Erasmus programlarıyla yurt dışına öğrenciler gidiyor. Önemli burslarla e, imkanlar sağlanıyor. Bunları değerlendiren e, fen bilimlerinde çok sayıda öğrenci var. Sosyal bilimlerde ve konservatuarda e, bunun genişlemesi ve yayılması temennimdir. ha O oranda değil diyorsunuz yani. Yani e, hem sanatla ve müzikle e, haliyle de Türk müziği çevresi eğer Batı müziğindeyseniz bu biraz daha kolay ama Türk müziğindeyseniz belli bir alan çalışacaksanız bunun için e, gidebilirsiniz tabii ki. Pop müziği yapanlar, hafif müzik yapanlarda da ot kullanıyor mu diyor? Bazı adlar veriyorsunuz. Kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Yani evet evet. Bu şeyler var. var. E, pop müziğinde şu anda e, önemli yıldızların e, müziklerinde. Tarkan gibi e, kullanmaya başladılar. Evet, evet. Şeyi var peki. Bu udların da eskiden şimdi görüyorum bu olarak satılıyor. Utlar nedir onların satışı şeysi şu su ustası yani mesela bir sadi var üstüye bir şey var. Burada da benim bildiğim gençliğim bir manol yapısı vardı. Bir manol udumuz vardı ailede bir tane uzun çarşı Ömer Usta diye biri vardı galiba onun da vardı şimdi de modernde böyle bir şey var mı var e, Manol'ün, Onni'nin ya da Kirkor Kahya'nın evet. ya da e, diğer ustalar gibi e, şu anda da e, ismini sayabileceğim utlarını kullanıyorum çünkü e, Ali Nişadır var. E, gerçekten de bunlar ustalıkla işlerini yapanlar. Ramazan Calay var, Faruk Türünüz var. E, bunlar Türkiye'nin dünyadaki Mustafa Copçoğlu var. E, dünya vitrinindeki yüz haklarımız. Bunu e, açıkça söyleyeyim. E, sonra Cengiz Sarıkuş unutları keza. Dünya dediniz de şimdi birçok yabancı ülkede konserler verdiniz. Hı hı. Tabi de ödül kazandınız. İkincilik ödülü kazandınız. Doğru. Şey var Peki onları merak ediyorum yurt dışında yaşayan bizim vatandaşlarımız var. Hı hı. Bir de batılılar var. İkisinin tepkisi arasında fark ne? Algılama farkı nedir yani? Mesela Almanya'ya gittiniz belki de demişsinizdir. Türkler arasında bir konser verdiniz. Çok beğendiler tabii ki. Ya eşlik ettiniz ya da solo bir konser verdiniz. Tabii çok beğendiler, çok takdir ettiler. Ama siz bütün başka ülkeye dolaşıyorsunuz. Bizim vatandaşa, Başka ülkelere dinleyicilerinin algılan farkı nedir sizce Türk müziğinin? Bu açıkçası dolduk oranı ile ilgili. Yani kulağın ve kültürün nelerle geldikleri duruma neleri getirdikleri ve neleri dinledikleri. Açıkçası burada e, biz bir utla 2000-3000 kişiye konser verecek durumda değiliz. Yani bu sazla solo konserleri e, veren... E, yerler var mesela Tunusa gittiğiniz zaman ya da Mısır'a gittiğiniz zaman ne biliyorsunuz evet burada utla sadece utla bir konser verebiliyorsunuz ve bin kişi iki bin kişi salonu doldurabiliyor yani burada kıyası kültürel bir kıyaslama değil de sadece işi biraz daha kulak alışkanlığı evet panoramik yani. olarak ortaya koymaya çalışıyorum o kulak alışkanlığını veren şey UD için konuşuyorum bu kültür eğer çalgısal müziği dinleme de ayrı bir kültür gerektiriyor bunun için Fokuslanmak gerekiyor ve dinlerken de eğer haşır neşir olmuşsanız size bir yakınlık kurabiliyor. Avrupalılar da bu haşır neşirlik çalgısal müziği Mozart gibi ya da Beethoven gibi isimlerin müziklerini kendi coğrafyalarında çok tükettikleri için ve gerçekten öyle yetiştirleri için de Tabii. haliyle de e, yani udu dinlerken de aynı tepkilerle yani belki e, müzik e, bizim Perdelerimizi algılayabilecek durumda olmayabilir ama müzik dinleme açısından ya da sonra konser sonrasında verdikleri tepkiler açısından o müziği yani müzik tanıma beğenisi adına... ve e, bilgisi olanlar bunlar. Kulak zenginleştirilmeli, estetik bir donanıma sahip olan kulakların seçiciliği de farklı oluyor. Doğru. O yüzden de Almanya'da Dresden'de e, müzede konser vermiştim. Ee, ve Mısırlı Mustafa Sait adında çok başarılı bir ut sanatçısı gözleri görmeyen ve e, bir bölümde o çaldı Türkiye'den de ben çalmıştım. 100 kişilik bir gruptu e, dinleyiciler. Konser sonunda benden çok yaşça büyük bir beyefendinin e, gelip şunları demesi gerçekten beni çok duygulandırdı. E, İkimize dinlerken gözlerini kapatmış ve gözyaşları içinde kalmış. Şimdi burada Udu ne kadar tanıdığı yani duygu yoğunluğuna kendisini ne kadar verdiği yani vejt halinin içerisine ne kadar girdiği ile tabii, tabii. şu anda bir doğru orantılı olduğunu gördüm. Burada da şu nokta çok önemli. Eğer his dünyanız alıcısı olarak açıksa dil, milliyet, din ve benzeri da etkilemiyor. gerçekten etkilemiyor. Ve o beyefendinin gözünden bir Alman'ın yaş geliyorsa e, Neler neler diysek o ambiyans tabii ki etkili. Ya yani bu hoş bir şey. Çünkü acı toplumuyuz, acı ya, Yabancı dünyadaki doğru, Uğudilerin çok konserleri yayınlanıyor, şey yapılıyor. E, bu tür solo konserler bizde yayınlanmıyor. Ben bunun eksikliğini duyuyorum. Hı -hı. Halbuki ta 20. yüzyılın başında ee, kitabımın öznesi Şerif Muhittin Targan sadece tek solo saz için, tabii. ud için eserler yazmış. Tabii, tabii. Tabii burada teknik donanımı farklı bir bağlam, müziği farklı bir bağlam, saz semaileri ya da diğer formda saz eserleri, ud için yazdıkları tabii farklı boyda. Notalar da var, onu da söyleyelim. Kendi el yazısı ile yazdıkları var. Onları da tabii ki en önemlisi buydu söylediğiniz evet. ve Ut çalanlar yahut böyle konservatuar öğrencileri de bu kitaptan böylece yararlanmaları gerekir diye düşünüyorum. Çok doğru. Bir büyük sanatçı. Elimizde hazineler var ve repertuar açısından da gerçekten Osmanlı Türk müziğinin inanılmaz bir repertuarı var. Şüphesiz. Tabii ki çalgısal eserlerin sözel eserlere göre oranını sorgularsak yüzde 7-8 gibidir çalgı müziğinin Tabii. yekünü. E ona rağmen e, gerçekten Tambur Cemil Bey'in eserleri ya da Udi Refik Talat Alpman'ın, Udi Nevres Bey'in ya da Reşat Aysu'nun, Sadı Işılay'ın eserleri. Bunlar saz müziğinin e, ileri boyutlarını bizlere tanıtan isimler. Ben şeyi çok dinlerdim. Ercüman Batana ile Mubartekya'nın sayesaleri. Ben de onların bütün kayıtları mevcut. Ondan sonra efendim İzzettin de. Ökte ile Kanuni ve Cedaryal'in sayesellerini dinlerdim. Onun dışında Fulya Kaydın'ı Enes e Can hı hı. ve Fulya Kaydın'ın yeni beni aradı. Onlardan yazı yazdığımda yeni kayıtlarını gönderdi. O yurt dışında yaşıyor. Bir Aralık'ta o da e, Şehir Orkestrası'nın şefliğini yapmıştı. Yani sen çok nadim. Bir de Fevzi Aslangil'in pazar günü yazdığı piyano çaldığı say Doğru say eserleri şey biraz çok. Peki başka bir şey var. Onun için ne diyorsunuz? Birçok kimse de enstrümantal müzik diye artık bizim sözlü eserlerimizin, şarkılarımızın onları sazdan çalıyor sadece. O ne diyorsunuz? Yani burada e, eğer kullanım amacı, yani tanıtımsa e, olabilir. E, yani çok e, katı değilim bu konuda. E, hani güfte olsa tabii ki o anlamda daha iyi olur. ya da Ama burada kulaklara bir şey de diyorsun. Eğer tanıtım amaçlı ve ulaştırma, yani kültürel bir kod içeriyorsa o zaman başımızla beraber. Doğru. Sunuşta da söylüyorsunuz zaten modernleşme, bireyselleşme, virtüosluk kavramının disiplinler arası bir anlayışta çok önemli. Altını çizmek lazım bunun. Sosyolojik temel doğrusu yorum çalışmalar henüz yeterli düzeyde değil. Peki konservatada bu tür çalışmalar yapılıyor mu? Öğretim üyeleri bunları tavsiye ediyorlar mı? Evet evet. yani akademik iyi eserler çıkıyor. Mecra mu? yani çalışma gerçekten üretim arttı. Tabi bunun nicelik ve nitelik oranı tartışılabilir. Çünkü her eser gerçekten bilimsel bir etikle çalışılıyor mu, çalışılmıyor mu? Bu doğru. soru işareti içerir ama gerçekten de üretimin arttığı çünkü uluslararası arenada da Türkiye'nin bilim dallarında çok büyük ilerlemesi var. Doğru, doğru. tabi tabi. Çeşitli alanlarda. Dolayısıyla da bu artış gerçekten e, öneme değer. Şerif Muhittin Targan'ı şöyle tanımlıyorsunuz. Şerif Muhittin Targan bir yanıyla köklerine bağlı, geleneksel icra üslubu devam ettirirken bir yanıyla da modern dünya ve gelenek arasında köprü görevini üstlenmiştir. Bu tespiti biraz açar mısınız? Şöyle ben anlıyorum bunu ama e, gerçekten çünkü cello da çalıyor tabii. Ve yurt dışında bulunduğu yerlerde de batılı müzisyenler de onu takdir etmişler, övmüşler, şey yapmışlar. Bu bizde de artık geleceğin bir çözüm müdür? Geleceğin bir birleşmesi midir? Ne diyorsunuz? Tabii söz konusu olan Şerif Muhittin. Yani doğu, batı, gelenek, modern, eski, yeni, Değişim dönemi yüzyıllarında böylesine figürler hep ortaya çıkıyor. Doğru. Ve çıkan bu figürlerin de taşıdıkları e, birçok özellik var. Yani bir ayakları toprakların üzerinde duruyor. Öbür ayakları hem hareket halinde Şüphesiz. hem de farklı bir adaya, Şüphesiz. kıtaya doğru Şüphesiz. gidiş yolunda. Burada tabii aslında kitaptaki bir sayfadan da edelim. zamanımız azaldığı için. Ressam va Tatsei Hamduran'ın Şerif Bunitt'in Ferahvezas saz sebaistan etkilenerek ona ithafen çizdiği ve üzerinde Şerif Bunitt'in Haydar yazılı çalışması evet. o da kitabınızda yer alıyor. Feyhaman Duran da çok sevdiğim bir ressam. Ayrıca da çalışma yani yaşadığı evede gittim çalışma tarzında oldum. Bu da aslında sanatçıların birbirini görmesi Evet, Efendim, iyi bir ressam çünkü Şerif de. Tabii. Efendim şimdi tabii bitti vaktimiz. Ama kitapta ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un, Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın, Arif Nihat Asya'nın Fazıl Ahmet Aykaç'ın şiirleri yer, yer alıyor. rakipin yani. şiirinden başlamalar lazım. Böylece hem Şerif Muhittin'in targılanan Türk müziğini tanıyacaklar, bu kitabı okuyacaklar. Hem de e Batı ile Doğu arasındaki irtibat nasıl Olur. Nasıl bağlanılır? Bunu da öğrenecekler. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür için. ederim. Sağ olun. Bir şey de eklememe müsaade ediniz. Buyurun. E, doktora sürecinde oluşan bu kitap Profesör Şehvar Beşiroğlu'nun danışmanlığındaydı. Rahmetli oldu. E, hem kitaba dönüşme sürecini göremedi, hem doçentliğimi göremedi. Ona e, minnet borçluyum. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi e, yayın yönetmeni Fahri Aral'a Baba dostum aynı zamanda. Beyza Becerikli'ye, Cem Tüzün'e ve Kadir Abbas'a şükranlarımı iletmek durumundayım. Onlar da çok sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olsunlar. Efendim bugün konuğun bilen ışık taştı. Şerif Muhittin Targan kitabı üzerine konuştuk ama Türk müziğinin meselelerini, ut sanatçılığı üzerinde sorularımız oldu. Gelecek hafta bir başka konukla karşınızda olmak dileğiyle.